De bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz vefat etti. Mustafa Cengiz beyin tümörüyle mücadele ediyordu. Galatasaray Divan Kurulu üyesi Ali Fatinoğlu telefon attığımızda merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. Duyuyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle başınız sağ olsun demek istiyorum. Tüm Galatasaray ve tüm Türkiye'nin ve Galatasaray'ı seven herkesin başı sağ olsun. Başkanımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Evet. Mekanı cennet olsun. En son ne zaman görüştünüz kendisiyle? Son dönemleri nasıldı acaba? Kendisi başkanlığın son döneminde kendisiyle telefonla görüşmüştüm. Hı hı. Daha sonra ayrıldıktan sonra da tekrar bir kere daha yine telefon etmiştim. Rahatsızlığı biliyorsunuz, hepimiz biliyorduk. Beyin tümörü. Fakat biz tabii böyle olmasını hiç kimse istemez. Evet. Galatasaray'da biz başkan olmadan evvel de sevgili başkanımızla birlikte Galatasaraylar platformunu kurmuştuk. Orada beraberdik. Birlikteydik. Son derece düzgün, aklı başında bir insandı. Sohbetiyle, bilgisiyle hepimizi kucaklayan iyi bir dosttu. Diyecek hiçbir şey yok. Çok üzüntülüyüz. Yani kötü haberi biz öğlen saatlerinde aldık. Hı hı. Son günleri gibi dediler. Tabii moralimiz sıfır. Şu anda da konuşacak, söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Haklısınız efendim, anlıyorum. Çok üzgünüm. Şu anda Galatasaray WhatsApp gruplarında beraberiz. Birçok dostla, Galatasaraylı. Herkes çok üzgün. Herkes üzüntüsünü belirtiyor. Camia olarak Mustafa Cengiz'e başkanlık yaptığı dönemdeki başarı performansını şu anda hepimiz hani onu konuşuyorduk. Başarılı bir dönem geçmiş. Galatasaray'a verdiği hizmetler için Özcan Can Aydın başkanımızı kaybettik biliyorsunuz. Evet. Burada şimdi ikinci defa yine başkanımızı kaybettik. Evet, ikinci kaybınız. Tabii konuşulacak gibi değil. Çok üzgünüz. Ben de çok üzgünüm. Biz de üzüntülerimizi paylaşıyoruz olunca, efendim. Nasıl efendim? Biz de paylaşıyoruz üzüntülerinizi. Çok başınız sağ olsun. Futbolcularla teknik heyetle ilişkisi nasıldı Mekanı acaba Mustafa Bey? Nasıl efendim? Futbolcularla teknik heyetle ilişkileri nasıldı Mustafa Bey'in? Son derece medeniydi. Ve motive eden, destekleyen, konuşmalarında hep espri yapan ve entelektüel bir kişiliği vardı. Entelektüel kişiliğine şiir katardı, fıkra katardı, tarihi geçmişten örnekler getirerek konuşmalarda öyleydi. Yani bizim platform sürecindeki beraber olduğumuzda hem de denk geliyordu. Masada yan yana oturuyorduk. 10-12 kişilik yemekli toplantılarımız oluyordu platform grubu olarak başkan olmadan evvel. Yan yana oturduğumuz için böyle bir sohbetlerimiz gelişirdi. Ben kendisini başkan 2018 yılında başkan adaylığında karşı karşıya gelmiştik. Ama Ocak ayındaki seçimde o zaman Dursun Özbek'le ikisi yarıştığında rahmetlinin ben Mustafa Başkan'a oy verdik. Tüm arkadaş grubu olarak gelmiştik. Sonra şartlar Mayıs ayında karşı karşıya 4 kişi olarak girdik birlikte. Dursun Özbek, Ozan Bey, Sayın Seyir Rahmetli Başkanım, ben dördümüz bir yarışa girdik. Şimdi artık söyleyecek bir şey yok. Gerideki kalan çocuklarına, torunlarına, eşine, hepsine başsağlığı diliyorum önce. Sonra da tüm camiamızın başı sağ olsun, Türk futbolunun başı sağ olsun. Kısa süre başkanlık yapmadı. 3 yıl gibi çok ciddi bir süre başkanlık yaptı ve yönetimi safhasında 2 defa şampiyonluk getirdi kulübe. Galatasaray tarihine altın harflerle yazılacak. Değişim bu tarafı da var. Evet. O da Galatasaray başkanlığı onun hayatında çok önemliydi. Galatasaray'ı çok seviyordu. Başkan olarak da
bunu yaşadığı için de mutlu olduğuna inanıyorum. Allah geride kalanlara sabır versin. Sabır versin, evet. Cenazesi ne zaman olacak? Nerede toprağa verilecek? Daha onun bilgileri bana gelmedi. Onun bilgileri yok. İnşallah mekanı cennet olur diyelim. Artık amin. Galatasaray Camiası'nda bir tören düzenleyecek mi? Acaba tabii bilginiz ki, var tabii mı? Ki, tabii ki, tabii ki. Galatasaray Camiası kendi içine çıkan evlatlarına her zaman sahiplenmiştir. Galatasaray Camiası'nın böyle bir Kadir Şinaslı vefası vardır. Mustafa Başkanımız da Galatasaray tarihine altın harflerle geçecektir. Eşref Hamam. Teşekkür ederiz efendim paylaştığınız bilgiler için. Başınız sağ olsun tekrardan tüm Galatasaray Camiası'nın. Çok. Evet. Evet, bir telefon bağlantısı daha gerçekleştireceğiz Eşref Hamamcıoğlu'yla. Kendisi de şu anda yayınımızda hatta bağlanıyoruz kendisine. Sesimi duyabiliyor musunuz? İyi akşamlar. İyi akşamlar, duyabiliyorum. İyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Başınız sağ olsun tekrardan sizin ve tüm Galatasaray camiasının. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Maalesef üzücü haberi ben de biraz evvel herkes gibi öğrendim. Evet. Nasıldı başkanlık dönemi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi biliyorsunuz Sayın Cengiz iki seçimi kazanarak kendisiyle yarışan diğer adaylardan da fazla oy alarak seçilmiş bir başkanımızdı. Benim divan kurulu başkanlığı yaptığım esnada o da kurulumuzun başkanıydı. Galatasaray camiasının daha iyiye gitmesi için fikir mücadelesinde bulundu kendisiyle. Kendisi renkli bir şahıstı. Kendisinin başkanlığı zamanında futbol takımımız iki defa şampiyon oldu. Mali anlamda da bütün döviz borçlarımızı Türk lirasına çevirme başarısını gösterdi. Tabii ki onun da herkes gibi iyi yaptıkları, eksik yaptıkları olmuştur ama Galatasaray'a seçilmiş olan her başkan gibi o da vaktinden, ailesinden zaman ayırarak kulübe fayda olmaya çok büyük gayret gösterdi. Sağlığını feda etti diyebiliriz. Benim söyleyeceğim, Allah rahmet eylesin. Yolu açık olsun. Yakınlarına ve Galatasaray camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Maalesef bunlar hayatın içinde var. Evet, umarım ne yazık camiamız ki bir daha böyle üzüntüler yaşamaz. Hepimizin başı sağ olsun. Siz en son ne zaman bir araya gelmiştiniz? Ben en son son divan toplantısında kendisinin katılabildiği son divan toplantısında bir araya gelmiştim. Yani 1,5 seneye geçiyor aşağı yukarı. Mustafa Cengiz'in hastalık sürecine ilişkin bilginiz var mı? Nasıl geçirdi bu dönemi? Elbette bilgi alıyorduk. Her ağır hastalık gibi ben hastalığın başında oğluyla telefonda konuşmuştum. Onun dışında yakından takip ettik. Tabii bu hastalığın süreci Allah kimseye yaşatmasın oldukça zor. Umarım son zamanlarında da çok büyük sıkıntı yaşamamıştır. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Tekrar kendisine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Galatasaray'da renkli izler bırakarak bize veda etmiştir. Işıklar içinde yatsın. Yolu açık olsun. Amin. Teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler için. Başınız sağ olsun sizin ve tüm Galatasaray camiasının. Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun.